A Haber ekranlarından mutlu günler. Günün ikinci yarısında ekonomi dünyasında öne çıkan gelişmeleri ekranlarınıza yansıtacağız. Önce madde madde bakalım hangi başlıklar ön plana çıkıyor. Ardından da otomotive yöneleceğiz efendim. Satışlarda yoğun bir ilgi söz konusu. Son tabloyu konuşacağız konuğumuzla birlikte. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan tamamlayıcı emeklilik sistemi hakkında açıklamalar geldi. Tamamlayıcı emeklilik sisteminde %1 devlet katkısı koyacağız dedi. Bakan Selçuk'un açıklaması gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Bir diğer açıklamayla devam edelim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklaması efendim ekranlarınıza yansımakta. Reel sektördeki canlanma hız kazandı dedi. Mayıs'tan itibaren ekonomide dipten dönüş sinyalleri alınmaya başlandı açıklamasında bulundu. Kartlı ödemelerde bu arada çifte rekor görüldü. Ramazan bayramı öncesi 26.6 milyon adet işlemle kartlı ödeme yapıldı ve rekora imza atıldı. Temassız ödemelerde de rekor kaydedildi. Sakarya'nın otomobil ihracatı bu arada Mayıs'ta %375 oranında artış gösterdi. Şimdi otomobil tarafına döneceğiz. Özellikle taşıt kredilerindeki indirimle birlikte yoğun ilgi var. Önce bir kredilerdeki son tabloyu hatırlatalım sizlere. Yerli üretime özel taşıt kredisi katkı payı orana baktığımızda 0.49'da 0.69 oranında değişen faiz oranı var. İkinci el taşıt kredisinde de %0.82 faiz oranı söz konusu. 60 ay vadeli 150 bin lira limitli burada. Buradaki son tablo ve etkisini konuşacağız şimdi. Konuğumuz bizi bekliyor efendim. OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu bize eşlik edecek. Murat Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Şafak Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Kredi faizlerindeki son durumu hatırlattık. Peki nasıl bir ilgi var an itibariyle? Kimisi araç almak isteyenlerden gelen açıklamalara baktığımızda araç bulamıyoruz diyorlar. Stok tarafındaki son durumu da lütfen bize aktarabilir misiniz efendim? Tabii 0.49'la ilgili biliyorsunuz geçen sene 1 Ekim'den itibaren başlamış olan bir kampanya sıfıra dönük araçlarla ilgili özellikle yerli üretimi desteklemek adına sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi katkı payıyla bu 0.49 30 Haziran 2020 tarihinde bitecekti. Fakat hükümetimiz 30 Haziran 2020'yi de daha ileri bir tarihe alarak bu kampanyanın devamını sağladılar. Dolayısıyla otomotiv sektörü geçmiş aylarda pandemi nedeniyle durmaya yakın olan satışları nihayet Mayıs ayıyla birlikte harekete geçti ve şu anda Haziran ayında gerçekten otomotiv satışları geçen sene Haziran'ın üstünde kapanacak gibi bir performans gösteriliyor. Tabii bulunurlukla ilgili sıkıntı hepimizin sıkıntısı. Sonuçta bizler de tüketiciyiz, bizler de müşteriyiz. Fakat yan sanayi ile birlikte otomotiv fabrikalarının yeniden üretmeye başlamaları Mayıs ayının son haftasına denk geldi. Özellikle bizim Türkiye'de sattığımız araçların her 10 otomobilin kabaca 7 tanesi ithal olduğu için Avrupa'daki pazarlar ilk önce kendi pazarlarını, kendi ekonomilerini döndürmek için kendi piyasalarına araç veriyorlar ve Türkiye'ye daha sonra sıra geliyor. Bulunurlukla ilgili birkaç sanırım ay daha bir sıkıntı yaşayacağız ama Türkiye'de yerli üretimde şu anda üretimin bütün çakları dönüyor. Özellikle yan sanayi üretenler ve yetkili satçılık sistemi de elinden gelen bütün gayreti ortaya koyuyor. Bulunurlukla ilgili sıkıntıyı bertaraf etmek için. Haziran'a hızlı başladık ki siz de bunun altını çizdiniz. Çok yoğun bir talep olduğundan söz ediyoruz. Elbette korona etkisi üretim bantlarına yansıdığı için şu anda da araç tarafında tedarik noktasında belli bir sıkıntı var. Peki bugün sipariş verildiğinde araç ne kadar sonra alıcıya ulaşıyor? Orada 2-3 aylık bir fark oluşuyor mu efendim? Şafak Hanım, yerli otomobillerde böyle bir 2 aylık, 3 aylık farktan söz etmek mümkün değil. Yerli üreticide bu 1 ayla 40 gün arasında değişiyor. Bazen tüketicinin istediği model işte donanım seviyesi 2 aylık bir zamanı getirmiş olabiliyor. Ama bugün herkesin showroom'unda gösterdiği, sattığı araçlar var. Donanım seviyeleri, renk seçenekleri, aksesuar seviyeleri değiştiği için 2 aya, 3 aya varan süreler oluyor. Ama daha çok bu bize yurt dışından gelen araçlarla ilgili bir durum. Ama yerli de şu anda
bunu söylememiz doğru değil. Yerli ürünlerde yine bir aylık bir zaman dilimi içerisinde araç bulunabiliyor. Bu ayda geçen sene Haziran'da 42 bin adet satılmıştı. Bu sene Haziran'da da rakamlar gösteriyor ki 42 binin üstüne 50 binleri falan göreceğiz. Demek ki aslında bulunurluğu da üreticisi, ithalatçısı, yan sanayicisi de bulunurluğu çözmek için elinden gelen gayreti sarf ediyor, gösteriyor. Peki son olarak şunu sormak isterim. Bir dakikanın içerisindeyiz efendim. Otomobil alacakların da öncelikleri değişti mi? Yani çevreci otomobiller bu dönemde biraz daha ön plana çıktı mı? Ne dersiniz? Şafak Hanım, müsaadenizle ben bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şu son zamanda özellikle sektörle ilgili ÖTV indirimi olacak, ÖTV indirimi geliyor diye bir enformasyon var. Bu doğru bir enformasyon değil. Özellikle şu anda satışların bu kadar hızlı ve hareketli olduğu bir dönemde biz yetkili satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize söylüyoruz. Sizin aracınızla da bir kez daha bunun altını çizmek istedim. Elbette şu anda Türkiye'de satılan araçlar içerisinde, yerli üretilen araçlar içerisinde çevreci otomobiller de var. Özellikle Adapazarı'nda Toyota'nın ürettiği hibrit otomobiller var. Şu anda hibrit otomobillere, elektrikli otomobillere geçmişten daha fazla ilgi var. Tabii bununla ilgili de muhtemelen elektrikliye dönüş biraz daha zaman alacak. Çünkü petrol evet. fiyatlarında ciddi bir düşüş oldu. Ama hibrit teknolojileri, elektrikli teknolojileri önümüzdeki birkaç yıl içerisinde showroomlarımızda bizler de görüp tüketiciyle buluşturacağız. Peki Murat Bey, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın seyirciler, biz Aylan Süren'in sonuna geldik. Bu sohbette veda edeceğiz ve yaklaşık bir saat sonra yeniden karşınızda olacağız efendim. Görüşünceye dek hoşça kalın. Halkbank ekonomi bültenini sundu.